Aşkım, abartmayan halin bu mu senin? Ne yapayım aşkım? Her şey çok güzel. Ya hadi Allah aşkına ya. Gel abi buradan bak, burası dar. Yavaş geç abi buradan. Ya dar mar, hepsini almayaydın o zaman. Aa, bunlar da çok güzelmiş. Ne var aşkım ya? Heves ettim yani. Ne var? Az biraz alışveriş yapsam ne var sanki hevesimi kırıyorsun? Ya aşkım, bilsem o cinsiyet partilerini falan hiç yapmazdım ki senin böyle çılgınca alışveriş yapacağını düşünsen. Ne var? Ya ha önce almışım, ha sonra almışım. Ne var yani? Mavişim, sen vallahi beni anlamıyorsun. Ya ben mutluluğumuzun bozulmasından korkuyorum. Aşkım, korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Bak, mutluluğumuz bozulmuyor. Aksine katlanarak artıyor. Tamam, o zaman nazar boncuklu bir şeyler al. Nazar diyecek çocuğuma. Kuzey, Kuzey, sen nasıl bir adam oldun acaba? Ya önceden ben böyle böyle paniktim, hemen böyle heyecanlanır, her şeyden korkardım. Sen beni sakinleştirdin ama şimdi ben seni sakinleştiriyorum. Sen korkak bir adam oldun. Aşkım, ne bileyim, içimde atamadığım bir korku var. Yani inşallah benim kuruntumdur. Senin kuruntun tabii. Bak, böyle yaparsan oğluşumuz da üzülecek ha. Değil mi oğluşum? Değil mi? Oğluşum? Ne oldu, bir şey mi oldu oğluşumuza? Oldu yani, oldu tabii. Oğluşumuza daha isim koymadık. Ne diyeceğiz oğluşumuza? Ya aşkım, sen de her şey doğumdan önce olsun istiyorsun. Doğsun, koyarız. İsimsiz mi doğsun oğlumuz? Ya hayır tabii ki de, yani doğsun, bakarız. Canımız ne istiyorsa onu koyarız. Sen Güney diyordun. Ya ona bakarız. Ben daha karar vermedim. Ya aşkım, ama karar vermemiz lazım. Ben böyle hani adı olsun ki yani ismimle sesleneyim, ağzıma alışsın. Tamam o zaman şey de. Ney? Titrettin. Ney? Titrettin. Hem güzel hem otantik. Güzel yani, iyi. Ya ne diyorsun Kuzey? Ne titrettiğini ya? Ben bunca yıl bekledim, çocuğuma titrettin falan demem. Yapacak bir şey yok. Titrettin benim dedemin dedesinin adı. Atalarımızdan geliyor. Mecbur koyacağız. Üf Kuzey, kurban olayım, uydurma. Senin böyle bir atan yok, kabul etmiyorum. Etsen de etmesen de koyacaksın ya. Titrettin dedemin adı. Kuzey bak, uzatma. Aa bak, kan beynime sıçramaya başladı. Bak az biraz ciddi ol ya. Sen benim atalarıma ciddiyetsiz mi diyorsun Yıldız? Bravo vallahi sana. Ya benim adım bile Titrettin dedemden gelir. Bastığı yeri titrettiği için benim de estiğim yeri titretmemi istemişler ve Kuzey koymuşlar adımı. Ulan senin deden mi bastığın yeri titretmiş? Senin deden küçücük bir adamdı. Adı da Titrettin değildi. Küçücük bir adam mıydı? Benim dedem 2.21'di. Benim gibi uzun bir adamdı ve adı da tam olarak Titrettin Hamdi Mollaoğlu'ydu. Lütfen. O yeter. Aa kurban olayım, yeter Kuzey. Bak vallahi bak, şu an böyle bir gözüm karardı, başımda dönmeye başladı. Yeter artık. Titrettinciğim, Titrettin, oğluşum, anneciğimiz beğenmedi adımızı. Ya çek elini Kuzey, yeter diyeyim ya. Yeter, az biraz ciddi ol. Hayır, Titrettin demeyeceksin. Oğluşuma böyle demek yok. Sinirlenince çok güzel olmuyor mu anan? Titrettin. Kuzey dedim. Titrettin, Titrettin. Kuzey diyorum. Titrettin. Titrettin. Kuzey! Yakalaşıyorduk, birden bayıldı. Ay, beyin kanamasını geçirin yine. Bilmiyorum anne, telefonunu da çıkar. Sen ambulans ara oğlum, ambulans ara. Oğlum. Anne telefonunu çıkar. Telefon, ay dur ben arayayım, sen kıpırdatma. Yıldız, Yıldız, ambulans. Gelinim öldü ya. Nerede? Üst geçidin orada, üst geçidin orada. Bebek mağazasında çabuk. ...37 yaşında kadın hasta, 29 haftalık gebe. Aniden düşüp bayılmış, bilinci kapalı, tansiyonu 180'e 110. Yıldız bırakma beni aşkım, ne olur Yıldız. Vallahi bir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu benim karımın. Biz şakalaşıyorduk. Ondan sonra düştü, bayıldı. Bana kızdı galiba, ben hiçbir şey yapmadım ama. Beyefendi bir sakin olun, siz eşi misiniz? Evet. Hastanın geçmişinde bilmemiz gereken kronik bir rahatsızlığı var mı?
bir buçuk yıl önce yine beyin kanaması geçirmişti ama bir şey yoktu doktor bey, benim karımın hiçbir şey yoktu. Her ihtimale karşı ameliyathaneye hazırlayın. Hastaya acil tomografi yapalım. Tamam hadi. Emine. Ameliyathane değil Emine ya. Kızım dayan ne olur. Yok, Yıldız'ın dayan. Benim yüzümden. Yıldız benim yüzümden bu halde. Babacığım biliyorsun senin bir suçun yok. Gel. Gel otur lütfen, yapma böyle, gel. Var. Kızdırdım, sinirlendirdim. Benim yüzümden böyle oldu. Allah benim belamı versin. Baba kurban olayım, yapma böyle ya. Bu Yıldız annenin başına daha önce de geldi biliyorsun. Biliyorum. O da benim yüzümden oldu. Benim saçma sapan inadım yüzünden merdivenlerden yuvarlandı. Hepsi benim yüzümden. Baba bu dediğine inanıyor musun? Ha? Sen bile isteye Yıldız anneye zarar verir misin hiç? Kızdırdım. Bile isteye kızdırdım onu. Bak kan beynime sıçrıyor dedi. Ya delireceğim. Bak gözüm kararıyor bile dedi kız. Ben anlamadım. Beyin kanaması geçiriyormuş. Babacığım lütfen yapma böyle. Ne olursun yapma. Allah benim canımı alsın Yıldız Efes. Ya oğlum. Biraz kendine gel ya. Ne yapıyorsun ya? Şimdi senin dik durma zamanı. Sen böyle yaparsan çocukların ne yapsın oğlum? Baba dayanamıyorum artık. Yıldız öyle görünce. Yıldız. Yıldız. Bacım. Bacım içeride sağ salim çıkabilecek değil mi? Elimizden geleni yapacağız. Ne olur bebeğimi de karımı da kurtarın. Bu yüzden jinekolog hekimle birlikte giriyoruz. Acil bir durum gelişirse bebeği sezaryenle almamız gerekebilir. Ne acil durum, ne acil durum? Eğer Yıldız Hanım'ın hayati fonksiyonları durursa bebeği almamız gerekecek. yok. Tamam. Tamam.